Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bir Bizans valisinin saklayıp da lanetlediği hazineyi anlatacağım. Efsaneye göre bu hazine öyle bir lanetli ki ona dokunan herkes mutlak ölüm bekliyor. Şimdi efsaneyi sizinle paylaşayım. Bakalım siz ne düşüneceksiniz. Efsane anlatıyor ki büyük bir güce ve hazineye sahip bir Bizans valisi bugün Trakya bölgesinde bulunan bir dağın zirvesine bir kale yaptırmış. Kaleyi de yüksek duvarlarla çevirmiş. Bu duvarlar bugün de hala kalıntıları görünebiliyor. Bizans Trakya bölgesini kaybettiğinde çabucak bölgeyi terk etmek zorunda kalmış. Ama hazine öyle büyükmüş ki büyük bir bölümünü yanına alamamış. Tek çaresi varmış. Hazineyi gizlemek. Açıları bir derin mağaraya, daha küçük olan sikkeler ve takıları küplere doldurmuş, onları da mağaranın civarına gömmüş. Hazineyi nereye gizlediğini unutmaması için de kayalara işaretler yapmış. En ilginci de bu işaretlere götüren bir altın zincir bırakmış. Başına da bir pınarın içine bırakmış. Civardaki köylüler bugün de ormanda o zinciri gördüğünü iddia ediyor. Bir gün iki kadın ormanda bitki toplarken çok susamışlar. Bir tanesi pınar görmüş ama diğer kadın daha yaşlıymış ve efsaneyi biliyormuş. Ve oradan su içmesine izin vermemiş. Fakat genç kadın çok susuzmuş ve diğer kadını dinlememiş. Kadın pınardan su içerken suyun içinde parlak bir cisim görmüş. Eğildiğinde zincir olduğunu anlamış. Zincirin ne kadar da tutmaya çalışsa hep elinden kayıyormuş. Yaşlı kadın gelmiş ve ona efsaneyi anlatmış. Demiş ki oradaki hazineyi alan herkesi, ailesini ve kendisini zenginlik beklemiyor. Lanet ve ölüm bekliyor. Civardaki köylülerin hepsi oradaki hazinenin lanetli olduğunu biliyor ve aramaya dair tenezzül etmiyormuş. Bir gün bir adam defineyi aramayı karar vermiş ve evden çıkmış. Kazarken burnuna bir koku gelmiş. Sonra da bir toz kalkmış ve hepsi yüzüne yapışmış. Adam eve geldiğinde konuşamıyor ve duymuyormuş. Elleriyle karısına anlatmaya çalışmış. Fakat adam gece terlemeye ve sıtmalanmaya başlamış. Kadın sabah kalktığında kocasının yaşayanların arasında olmadığını anlamış.
Bu hikayeler gerçek de olabilir ama sadece hikaye de olabilir. Ama atalarımızın dediği gibi ateşsiz duman olmaz. Efsane bölgeye günümüzde onlarca defineciyi çekiyor. Teknolojinin her geçen gün ilerlemesine rağmen hazineyi hala bulunmadığına inanılıyor. Evet, şimdi arkadaşlar, siz söyleyin, bu hazineyi aramaya değer mi acaba? Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi şimdi iyi günler.